Evet, şimdi ilk hafta ne demiştik? Doğal sayılar kümesi, onları da kapsayan tam sayılar kümemiz vardı. Tam sayılar kümemizi de kapsayan rasyonel sayılar kümemiz vardı. Bunlardan ayrık bir şekilde irrasyonel sayılar kümemiz vardı. Hepsini kapsayan reel sayılar kümemiz vardı arkadaşlar. Şimdi biz buradan tam sayıları içinden ne yaptık? Ayrıştırdık. Tam sayıları dedik, özel olarak inceleyelim dedik. Tam sayıları ne yaptık? Önce çift ve tek tam sayılar olmak üzere ikiye ayırdık. Çift tam sayılarımız dedik 2n ile üretilir. Tek tam sayılarımız da 2n artı 1 ya da 2n eksi 1 ile üretilir demiştik. Şimdi aynı tam sayıları bir de negatif pozitif olma özellikleri yönünden inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar sayı doğrusunda sıfırın sağında olan yani sıfırdan büyük olan sayılara biz pozitif sayılar, sıfırın solunda kalan yani sıfırdan küçük olan sayıları da negatif tam sayılar diyoruz. Z artı dediğimiz pozitif tam sayılar kümemiz ne yapıyor? Artı birden başlayıp sonsuza kadar devam ediyor. Z eksi dediğimiz negatif tam sayılarımız da eksi sonsuzdan başlayıp eksi 3, eksi 2, eksi 1 diye geliyor. Şimdi bu negatif ve pozitif tam sayılarla ilgili çok sık kullandığımız bazı bağıntılar var ve bu bağıntıları ben sizin şöyle bir gözlerinizin önüne sermek istiyorum. Bunlarla ilgili yorum yapacağız çünkü sürekli soruları bu şekilde çözeceğiz. Birinci öğretimlerde biraz bu konuda bir deneyimledik. Şu sayı verme yerine sayı verme muhabbeti daima kesinlikle her zaman sorularında tutmaz arkadaşlar. Zaten o yüzden ülkenin sayılar konusunda bu kadar çok yanlış yapıyor olması. Lütfen sadece genel bilgileri bilin. Genel bilgilerle ne şekilde yani nasıl yorumlayabiliyorsanız kesinlikle doğru olan soru ancak ve ancak odur zaten. Tamam mı? Şimdi mesela diyoruz ki birinci kırmızıda ne diyor? A sıfırdan büyük ve B sıfırdan büyük ise A artı B de sıfırdan büyüktür. Bu ne demek? İki tane pozitif sayıyı toplarsan sonuç kesinlikle pozitiftir demek. İki tane pozitif sayıyı çarparsan sonuç her zaman yine pozitiftir. İki tane sayıyı birbirine oranlarsan sonuç yine her zaman pozitiftir arkadaşlar. Her zaman kesinlikle daima soruları için bunlar genel bilgiler. Şimdi ikinci link diyor ki A sıfırdan küçük ve B de sıfırdan küçükse her ikisi de negatifse bu sayıları topladığımızda sonuç nedir? Negatiftir arkadaşlar. Bu da kesin bilgi. İki tane negatifi toplarsanız sonuç nedir? Negatiftir. İki tane negatifi çarparsanız sonuç nedir? Her zaman pozitiftir. İki tane negatifi birbirine oranlarsanız sonuç nedir yine? Her zaman pozitiftir arkadaşlarım. Evet, üçüncü bağıntıya geldik. A sıfırdan büyüktür, B sıfırdan küçüktür. Yani sayılardan bir tanesi pozitif, sırası fark etmeksizin. Bir tanesi negatifse. Şimdi ben ilk iki bilgide şunu söylemiştim. Toplamlarından bahsetmiştim. Bakın burada toplamlarından bahsetmemişim. Bir tanesi artı bir tanesi eksi olduğunda toplamları ne olur? Yasemin ne olur? Biri eksi biri artı iken toplamları. Yasemin. Ben de cevap verebilirim. Verebilir miyim? Onur sen cevap verebilirsin. Hocam, sayıları bilmemiz lazım. Yani kesin bir şey ne yapamıyoruz? Söyleyemiyoruz değil mi? Evet. Kesin bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü eğer sayılardan yani mutlak değerce büyük olan hangisi ise aslında onun işaretini alır. Yani mesela eksi 8 ile artı 4'ü topladığımda cevabım ne olur? Eksi 4 olur. Ama artı 8 ile eksi 4'ü topladığımda da cevabım artı 4 olur. Yani mutlak değerce büyük olanın işaretini alır. Dolayısıyla şöyle bir şey söyleyemem. Sayılardan bir tanesi artı bir tanesi eksi ise toplamları eksidir ya da artıdır. Ne diyemem? Böyle bir şey söyleyemiyorum arkadaşlar. Bir arkadaşımız daha geldi. Onu da alalım. Evet. Şimdi dolayısıyla böyle bir kesinlik, böyle bir her zamanlık, böyle bir süreklilik bağıntısı maalesef yok. Ama biri negatif, biri pozitifken ben bu bir eksiyle bir artıyı çarparsam her zaman ve her zaman kesinlikle sonuç nedir? Eksidir. A çarpı B sıfırdan küçüktür. Bu kesin bilgi. A bölü B sıfırdan küçüktür. Bu kesin bilgi, değil mi? Bunlar kesin. Şimdi dördüncüsü.
Eğer A pozitif bir sayıysa, arkadaşlarım pozitif sayıların kuvvetlerini alalım. Bakın şimdi. Mesela 5'in karesini alın. 5 kere 5 25. 5 pozitifti, sonuç ne oldu? Yine pozitif oldu. İşte 4'ün küpünü alın. 4 çarpı 4 çarpı 4. Ne oldu? Artı 64 oldu. Sonuç yine pozitif. Artı 3'ün eksi ikinci kuvvetini alalım. Eksinci kuvvet demek sayıyı ters çevir demek. 3'ü ters çevirdiğinizde ne olur? 1 bölü 3 olur. Ve siz onun karesini alırsanız ne olur arkadaşlar? 1 bölü 9 olur. Yani yine sonuç nedir sonuç itibariyle? Pozitiftir. Dolayısıyla pozitif bir sayının hangi kuvvetini alırsanız alın sonuç hep nedir arkadaşlar? Pozitiftir. Şimdi geldik aşağıya. Negatif sayının çift kuvvetleri pozitif, tek kuvvetleri negatiftir. Nasıl yani? Mesela eksi 2'nin tek kuvveti 3. Eksi 2'nin üçüncü kuvveti tek değil mi? Eksi 2 çarpı, eksi 2 çarpı eksi 2'den. Yani eksi eksinin çarpımı artı, artı ile eksinin çarpımı eksi olacağından cevap eksi 8'dir. Negatif sayının tek kuvvetinin cevabı ne oldu? Negatif oldu. Ama negatif sayının dördüncü kuvveti yani çift kuvveti ne oldu? Pozitif oluyor arkadaşlar. Bakın neden? Eksi 2 çarpı, eksi 2 çarpı, eksi 2 çarpı, eksi 2. Eksi ile eksiyi çarparsam artı, artı ile eksiyi çarparsam eksi, eksi ile eksiyi çarparsam ne oldu? Artı oldu. Dolayısıyla 2 üzeri 4 de 16 olduğundan artı 16 oldu. O halde negatif sayıların çift kuvvetleri pozitif, negatif sayıların tek kuvvetleri ne diyoruz biz? Negatif duruyor diyoruz. Bu da cepte. Şimdi buradan altın değerinde bir cümle çıkartıyoruz. O halde tabandaki sayı ne olursa olsun, böyle bir cümle kurabilir miyim acaba? Tabandaki sayı ne olursa olsun her zaman bir sayının çift kuvveti kesin pozitiftir diyebilir miyim? Diyemeyiz hocam, sıfır. Sıfır dışında. Hocam bence diyebiliriz. Deriz. Bence de Reelse şey bir bölü falan olunca da oluyor değil mi öyle? Evet. Tabii negatiflik pozitiflikten bahsediyoruz ya, çiftlik teklif olmadı, teklik olmadığı için bir sıkıntı yok. Sıfır dışında bütün sayıların çift, hatta evet sıfır gerçi pozitif diyemeyeceğiz. Sıfır dışında bütün sayıların çift kuvvetleri pozitiftir arkadaşlar. Yani sayı negatifse zaten çift kuvveti pozitif. Adam pozitifse zaten pozitif. Hiçbir problem yok bunu kurmam için, tamam mı? Şimdi bu arada deniyorum ama yine bazen bir şekilde böyle hata veriyor. Ben hala anlamış değilim ama ekran paylaştığımda chatte yazdıklarınızı göremiyorum arkadaşlar. Çok böyle acil sormanız bir şeyse direkt mikrofonunuzu açabilirsiniz. Ben onu birazdan göreceğim. Şimdi ikinci sayfamızda da şöyle bir notumuz var. Diyorum ki eksi 2'nin dördüncü kuvveti eşit değildir eksi 2'nin dördüncü kuvvetine. Aralarındaki fark ne? Sadece parantez. Eşitliğin sol tarafı bakın şöyle ifade ediliyor. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti eşit değildir eksi 2'nin dördüncü kuvvetine. Bir tanesi ne? 2'nin dördüncü kuvveti, başında da eksi var. 2'nin dördüncü kuvveti 16, başına da eksi varsa eksi 16. Diğerine eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2'den artı 16. Bunlar birbirlerine eşit değil. Peki hocam aşağısı A olursa mesela A kare artı mıdır eksi midir? Parantez yok. Şimdi orada o kare kimin karesi? A'nın karesi. Yani parantez varmış gibi. A'nın karesi. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti gibi. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti değil. A kare dediğiniz adam kesinlikle ne? Pozitif. B üzeri 4 dediğiniz adam kesinlikle pozitif. C üzeri eksi 6 dediğiniz adam kesinlikle pozitif. Neden? Üstleri çift, tabanlar negatif olsa bile. O halde geldim örneğime. A, B, C eleman R olmak üzere. A üzeri 5 çarpı B kare küçüktür 0. B küp çarpı C kare büyüktür 0. A çarpı C büyüktür 0 olduğuna göre A, B ve C'nin işaretlerini bulunuz demişiz. Şimdi ben birinci eşitsizliğe bakıyorum. A üzeri B çarpı B kare küçükse sıfırdan. B negatif de olsa, pozitif de olsa B kare her zaman ne olacaktı? Pozitif olacaktı. B kare pozitifse pozitifle neyi çarparsam negatif olur? Negatifi. O halde A üzeri 5 negatiftir.
A üzeri 5, yani bir sayının 5. kuvveti negatifse o sayıda nedir zaten? Eksidir. Buradan A eksi. Devam ediyorum. B küp çarpı C kare. C tabanı ne olursa olsun, negatif de olsa pozitif de olsa, C ne olursa olsun, C kare nedir? Pozitiftir. C kare pozitifse, pozitifle neyi çarparsam pozitif olur? Pozitifi çarparsam. O halde B küp de pozitiftir. B küp pozitifse B nedir? Artıdır. Aşağıya geçtim. İlk satırda A'yı eksi bulmuştuk. Eksiyle neyi çarparsam artı olur? Eksiyle eksiyi çarparsam artı olur. Dolayısıyla C'miz de ne? Eksi. Ya da bu soruları hızlıca nasıl çözeriz? Şimdi ben şöyle söylerim. Derim ki üstü çift olanlar zaten kesinlikle artı. Artının çarpmada bir kıymeti yok. Artıyı artıyla çarparsanız cevap artı. Artıyı eksiyle çarparsanız cevap eksi olduğu için. Artı aslında sonucu değiştiren bir çarpım değil. O halde çift kuvvetleri komple sorudan atarım. B karenin üzerini çizdim, karaladım. C karenin üzerini de çizdim, karaladım. O halde A üzeri 5 küçüktür 0'dan, A küçüktür 0'dan. B küp büyüktür 0'dan, B büyüktür 0'dan. A küçükten, A 0'dan küçükse C de 0'dan küçük olmalı ki çarpımları 0'dan büyük olsun. Var mı anlaşılmayan bir yer? Devam anladım. Ediyorum. Efendim Oğuzhan? Anladık diyorum. Sordum. Teşekkür ederim. Şimdi bir de hızlıca şunu anlatayım arkadaşlar. Sonra birlikte soru çözelim diye birazcık hızlı gidiyorum. Geçen haftadan kaybımız var diye. Tabii biraz da yorgunluk var. Şimdi arkadaşlarım ardışık sayılarım. Benim ardışık sayılarım. Bir sayının ardışık bir sayı olması için, yani her dizi ardışık sayı değil. Şimdi bir kere belli bir kurala göre sıralanmış olması gerekiyor. Belli bir kurala göre, yani artan ya da azalan şekilde ard arda belirli bir kurala göre oluşturulan sayı dizileri ne denir? Ardışık sayılar denir. Bizim çok sık kullandığımız bir sayı dizisi var. Kim o? Mesela ardışık tam sayılar. Eksi sonsuzdan gelip artı sonsuza kadar gidiyor. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, işte 0, 1, 2, 3, 4 diye ne yapıyor? Gidiyor. Ya da ardışık çift tam sayılarımız var bizim. Eksi 4, eksi 2, 0, 2, 4, 6, 8 diye giden. Sonra ardışık tek tam sayılarımız var. Eksi 3, eksi 1, 1, 3, 5, 7, 9 diye giden. Değil mi? Ya da başlangıcı belli olabilir. Yani eksi sonsuzdan başlamak zorunda değil. 4'ten başladı ve 7'şer artıyor. 4, 11, 18, 25, 32, 39 şeklinde de olabilir. Eksi 21'den başlayıp 6'şer artabilir. Eksi 15, eksi 9, eksi 3, artı 3, 9 gibi. Ya da azalabilirdi de, yani 2, 2 de azalabilirdi. Bunlara ne deniyor arkadaşlar? Ardışık sayılar diyor. Şimdi bizim bunlarla çok işimiz yok aslında açıkçası. Biz ardışık sonlu toplamlarla ilgileneceğiz. Ve şu biraz daha söyleyeceğim formülü adınızdan daha iyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Biz bu formülü çok fazla soruda kullanacağız. Dolayısıyla bu formül yazılsın bir yerlere, stikerlara, duvarlara yapışsın yani. Bu formülü hemen ezber edelim. Şimdi bunun sorusu nasıl sorulur? Böyle sorulmaz gerçi, ben birazdan soracağım. Ama tabii mantığını kavramak için bakalım. 24 artı 29 artı 34 artı 39 artı nokta 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 son terimi de ne? 74. Zaten sonlu terim demiştik. Şimdi yani 24'ten başlayıp 74'e kadar 5'er artarak gelen bu sayı dizisinin toplamı nedir diyor. Şimdi bakın, toplam formülüne de yazmışım ki terim sayısı çarpı son terim artı ilk terim bölü 2. Şimdi son terimin belli 74, ilk terimin belli 24. Bölü 2 formülden geliyor. Orada da sıkıntı yok. Peki terim sayısı nedir? Terim sayısı nedir? Terim sayısı da şudur. Mesela şöyle bakabilirsin. 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 64, 69, 74. 11 tane terim var. Yani 11 çarpı son terim artı ilk terim, işte 98 bölü 2. Böyle bulabilirim. De. Hocam her seferinde böyle parmak hesabı mı yapacağız? Yani 10-11 tane mi terim vereceksiniz diye 100 tane terim verirseniz. Evet. O yüzden önce terim sayısını bulmayı öğrenmemiz gerekiyor işte. Terim sayısını şöyle buluyoruz. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı kaç kaç artıyorsa sonra artı 1. Yani son terim eksi ilk terim ne? 74 eksi 24. 74'ten 24 çıktı. 50. Artış miktarım neydi? 5'ti. 50'yi 5'e böldüm. 10.
Formülden gelen 1'i ekledim 11. Önce terim sayımı buluyorum. Sonra toplamda ne yapıyorum? Terim sayısı çarpı son terim artı ilk terim bölü 2. Bu notlar zaten sizin sisteminizde mevcut arkadaşlar. Değil mi? Oradan görmüş olmamız gerekiyor zaten. Şimdi bu kısmı da kapatıyorum. Şimdi... Emre Emirza yazmışım seni. Bahadır. Baha yazmışsın ama ben Baha yazmışım. Neyse, Melis arkadaşımız derse giriş yapamamış. Neden acaba? Abdullah Özdemir seni de yazmışım. Sesler bir tek sende mi kesiliyor? Bende iyi geliyor. İnternetten kaynaklı olabilir. Hocam artı bir eklememizin sebebi nedir? Acaba anlatabilirsiniz Osman Emre. Tabii ki Osman. Şimdi orada formülden diyeceğim ama şöyle düşün bak. Şimdi 10 tane parmağım var. İlk terim ne? 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 olduğunu düşün. Son terimim de 10. Şimdi birer birer artıyor. Son terim 10. İlk terim 1 ya. 10'dan 1 çıkarttım 9. Aslında benim kaç tane parmağım var? 10 tane. Neden? Bir tanesini sabit tutuyoruz. Yani 10'dan 1'i çıkarttığımda bir tanesini kaybetmiş oluyorum. Anlatabildim mi? Yani sanki hani arasını almış gibi oluyorum. Hani onu dahil etmemiş gibi oluyorum 10'dan 1'i çıkarttığımda. O yüzden o en sondaki sayıyı bir kez daha yanlış bulmamak adına dahil etmiş oluyoruz. Tamam, ben teşekkür ederim. Şimdi Kader Aydın. Kaderi aslında biz daha önce almışız. Tekrar düşmüş herhalde sistemden. Şimdi bu değil. Bir ekran paylaşımı daha yapacağım arkadaşlar. Şimdi onu arıyorum. Şunu bir kapatalım. Evet, birlikte test çözeceğiz şimdi. İskender, senin söz hakkın yok. Şimdiden söyleyeyim. Şimdi şu chat kısmını bir daha açmaya çalışsak. Evet, tamam, süper oldu. Şu an chat kısmını açabildim. Evet, arkamda bir tane, iki tane cin var. Zaten baksanız ışıklar falan da vuruyor. Evet, birinci sorumuz. N pozitif tam sayı ve A üzeri 2N artı 1 negatif tek tam tek sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima negatiftir? Lütfen bana. Ben sayı verdim. N yerine 1 verdim, 2 verdim, 3 verdim, 5 verdim demeden çözmek istiyorum ben hocam diyen var mı? Sayı vermeden çözmenizi istiyorum. Puan mı alacaksınız bu arada? Yardım da ederim. Evet. Yok mu çözmek isteyen? Ben kaldıracağım ona göre. Eda Nur Türkmen. Hocam E olabilir mi? Olabilir tabii. Osman Emre, yemin ediyorum içimden seni geçirmiştin aslında. Sen tamam Osman Emre, sen anlatsana bize şunu bir. Hocam ben de üçüncü soruyu anlatayım o zaman. Heh, bildi gene. Büyütebilir miyim? Vallahi keşke büyütebilsem ama büyütmeyi de bilmiyorum ki ben. Hayır etme. Nereden büyütülüyor? Gel göster bakalım. Hocam şu ekranın üstünde artı eksi var. Oradan bir deneyin. Yani biz görüyorum. Ben görebiliyorum şu an. Nerede? Annem şunu diyor. Ekrana iki kere tıklayınca siz de büyütebiliyorsunuz. Oldu değil mi? Evet hocam oldu. Annem o kızın dediği gibi iki kere tıkladığında gene oluyor. Tamam. Hadi tam yerine geç. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Senin söylediğin daha güzel oldu. Oğlum büyüttü. Şimdi Osman sendeyiz. Yazmış hocam chat'e. Öyle düşünmemin sebebi eksi a'nın üzerinin n'in karesine n'i eklemiş.
Ha, konuşmayacak. Ya bir de ben bu işi anlamıyorum yahu. Bak şimdi gene birisi geldiydi, gene gitti. Ya ben anlamıyorum ki, buraya böyle bir geliyor, düşüyor. İnternetleri mi kötü bu arkadaşlarımızın? Neden olmuyor? Özgür, sen neden şu ana kadar derse gelmedin de şimdi girdin? Hocam ben ders, az önce benimki de öyle oldu. Benim internetim gidip geldiği için düşüyorum dersten, tekrar giriyorum. Tamam, ama Özgür bence şimdi gelmiş. Yeni gelmiş yani. Hocam soruda en kare artan her zaman çifttir diye bir şey mi vardı? Kimsin? Kim konuşuyor şu an? Şevval. Şevval. Şevval Nur. Çok Şevval var bizde yahu. Şevval Nur hocam benimki. Şevval Nur Çırılak mıydı? Evet. Şevval Nur bak, artı 3 falan veriyorum ya, sana direkt 5 veriyorum. Neden biliyor musun? Enkara Arten. Arkadaşlar ID attı, oradan geçiş yapabildim. He. Allah Allah. Melis. Melis tamam. Tamam, bir şey demiyorum orada. Şimdi Şevval, neden öyle bir şey yaptın biliyor musun? Çünkü Enkara artı N her zaman çifttir konuşmasını biz ne zaman yaptık? İkinci derste İlk hafta yaptık. İkinci derste yaptık. Ardışık iki tek. Ardışık. Ardışık. Ardışık iki sayının çarpımı çift oluyordu. Kimsin? Kim konuşuyor? Göremiyorum ben. Abdullah. Abdullah. Özdemir değil mi? Evet hocam. Abi süpersiniz ya. Ekranın sağ tarafında uyarı, not. En kara artan daima çifttir dedik değil mi? Daima çifttir. Neden? Çünkü en parantezini alabiliriz. En çarpı en artı birdir. Ardışık sayıların çarpımları çifttir. Çünkü ya biri çift, biri tektir dedik. Ya da dedik, ya da en tek olursa tekin karesi tek, tek artı tekten çift. En çift olursa zaten her türlü çift oluyor dedik. En kare artı en hep çifttir dedik. Abdülkadir Can Şeker. Değil mi arkadaşlar? Şimdi. Dolayısıyla şimdi aslında şöyle bakalım. A en pozitif bir tam sayıymış. O halde 2n artı 1 kesinlikle nedir? Tektir. A sayısının tek kuvveti yine negatif tek bir sayı olduğuna göre A negatif bir sayıdır. Doğru mu? Kesinlikle ve kesinlikle A negatif bir sayıdır ki tek kuvveti yine negatif olsun. Şimdi A şıkkına geldim. Negatif bir sayının n artı birinci kuvveti acaba negatif midir, pozitif midir? Şimdi ben n artı birin o zaman çift mi tek mi olduğuna bakmam lazım, ama n artı bir çift mi tek mi? Ben hiçbir fikir yürütemiyorum burada, yani n çift mi tek mi bilmediğim için, n artı birin de çiftliğinden tekliğinden bahsedemediğim için daima negatiftir sorusuna cevap veremiyor. Bakın sayı denemiyorum, sayı denerseniz orası oluyor. Ama bazı durumlarda da olmuyor işte. Dolayısıyla onu eledim. Bursa'ya geldim. A üzeri n diyor. A negatif bir sayı. N'inci kuvveti ne, n ne, çift mi tek mi bilmiyorum. Dolayısıyla negatif sayıların çift kuvvetleri pozitif, negatif tek kuvvetleri negatif olduğu için yine bir fikrim yok. O da elendi. C şıkkına baktım. 2n artı 5. Burada 2n artı 5 artık üstü tanıyorum ben. Kesin tek. 2n çift, 5 fazlası tek. O halde A sayısı negatifti. Negatif üstü tek. Negatifin tek kuvveti ne olur? Negatif olur. Bir de başında eksi var. Eksi eksinin çarpımı nedir? Artıdır. Denizli keza aynı muhabbet orada da devam ediyor. 2n artı 3 yine 2n çift, 3 fazlası tek, negatif üstü tek, tek negatiftir, başında da eksi var, kesinlikle pozitiftir. Ama Edirne'ye geldiğimde A sayısının üstünde n kare artı n görüyorum. N kare artı n nasıl bir sayı? Çift bir sayı. A sayısı negatifti. Negatif sayının çift kuvvetleri nedir arkadaşlarım? Pozitiftir. Bir de başında eksi var. Pozitif çarpı negatiften ne olur? Negatif olur. Birinci sorumuzun cevabı E'dir. İkinci sorumuzu çözmek isteyen bir arkadaşım vardı. Kimdi o? Yoksa ben çözebilirim hocam. Oğuzhan sen mi konuştun? Evet. Oğuzhan'cığım birisi daha söyledi sanki ben çözebilir miyim diye. Ben de çözebilirim. Söylemesi. Sen kimsin? Sibel Uluka. Sibel. Tamam. Evet. Sibel önce sen anlat. Ben hiç yorum yapmıyorum. Sonra da Oğuzhan anlatsın. Hocam B olacak. Eğer doğruysa öyle cevaplayayım. Sen bir anlat bakalım. Biz öyle B'cisin C'sini bilmeyiz. Tamam. Biz de anlat. Anlatıyorum. Üçüncü öncülde
B kare olduğu için o pozitif oluyor. Üstü kare olduğu için. Hı hı. Ben yorum yapmıyorum. Pozitifle pozitif çarparsan eğer sıfırdan büyük bir rakam olur. Bu yüzden C pozitif oluyor. Sonra ikinci öncüle geliyorum. Onda da C kare pozitif oluyor. Pozitifle negatifi çarparsan sıfırdan küçük bir rakam oluyor. Bu yüzden A da negatif oluyor. Birinci öncülde B'ye zaten pozitif demiştik. Pozitifle pozitif çarparsan sıfırdan büyük oluyor. Bu yüzden yani A da pozitif. Bu yüzden cevap bursa oluyor. Diyorsun. Evet. İtiraz olan var mı? Oğuzhan sendeyiz. Bir de sen anlatır mısın? Hocam az önce demiştiniz yani C kare sonu üstü çift olunca onları elerim diye. Ben evet. Öyle yaptım. A'ya güzel. Negatif kaldı. A negatif C'ye, kaldı zaten. Aynen. C zaten C üzeri eksi bir pozitif olması lazımmış. Ona pozitif kaldı. Fark etmiyor kaldı. Değil mi? Üzerinin eksi olması falan fark etmiyor bizim için. Sen aynen. Bir kareyi yaptın. Şey C'de direkt pozitif oldu zaten. Aynen. A negatifti. B'de. Aynen. Negatifti. C pozitif. Yukarıda negatifle negatifi çarparsan pozitif olur. Bursa'da negatif oluyor. Cevap aynen. Bursa. Teşekkür ederim. Geldik üçüncü soruya. Anlatmamı ister misiniz arkadaşlar? Hemen hızlıca söyleyeyim. İkinci eşitsizliğimizde ne vardı? C kare vardı. Attığım sorudan A'mız ne negatif? Üçüncü eşitsizliğimizde B kare var. Attığım sorudan C büyüktür sıfır. Yani C pozitif. A negatif, C pozitif şu an. A negatifse eksi üçüncü kuvveti de tek kuvvet olduğu için yine negatiftir. Negatifle neyi çarparsan pozitif olur. Negatifi çarparsan pozitif olur. B'de ne? Negatif arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Ben çözebilir miyim hocam? Çöz Eda Nur. Hemen çözeyim. 6 eksi 15 x diyor. Pozitif çift tam sayı olduğuna göre diyor. Eksi 15'te eksi bir sayıyı çarpmam gerekiyor ki artı bir sonuç versin. Yani x büyük bu yüzden eksi bir sayı, negatif bir sayı olması gerekiyor. Tek bir sayı verirsek de çift bir sayı verirsek tek bir sayı verirsek oluyor mu? Çift eksi bir sayı olması gerekiyor hocam. Çift ve negatif bir sayı olması gerekiyor. Yani C. Şimdi kim konuşuyordu benimle? Eda Nur. Eda Türkmen. Eda Nur Türkmen. Evet hocam. Şimdi Eda Nur Türkmen doğru söylüyor arkadaşlar. Diyor ki 6 eksi 15 x'in pozitif olması için kesinlikle x'in negatif olması lazım. Çünkü en küçük pozitif sayıyı bile versek, biri bile versek 6 eksi 15'ten ne olur? Negatif olur. O yüzden x'in ne olması lazım? Pozitif, negatif olması lazım. Bu tamam. Sonra arkadaşınız diyor ki cevabın çift olması için çiftten ne çıkarsa sonuç çift kalır? Çift çıkarsa. 15x çift olacağına göre 15 ile yani tek bir sayıyla neyi çarparsak çift olur? Çifti çarparsak çift olur. O halde x'imiz de nedir? Çift sayıdır. Yani cevap Ceyhan x hem negatif hem de çift sayı olmalıdır. Dördüncü sorumuzu kim çözüyor? Hemen onu çözen hızlıca çözsün. 2 dakikamız kaldı. Bir daha açacağım. Kübra sen ya da Şevval Nur. Hangi soruya cevap verdiniz? Ha tamam. Birinci soruyu hocam. Tamam. Ya zaten ben sana cevapladığım bütün sorulara puan verirsem sınava girmeye gerek kalmayacak. Arkadaşlar gözüm çok akıyor da şu an. O yüzden böyle saçma sapan hareketler yapmak zorunda kalıyorum. Kusura bakmayın. Kim yapmak ister dördüncü soruyu? Hakan. Çözebilir miyim hocam ben? Kim konuştu? Tamam hocam bir şey yapmayın. Çöz ben göremiyorum şu an. Aç bir mikrofon tam. Ben neden göremiyorum? Hocam süre yok ya zaten. Arkadaş çözsün ya. Hayır sen çöz. Kimsin? Sadece adını söyle. Abdullah evet devam et. Hocam birinci öncülde B kare zaten pozitif olduğu için A küpte negatif olması gerekiyor. A negatif. Abdullah can değil mi? A negatifse de üçüncü öncülde Abdullah Özdemir.
Abdullah Can Şeker değil. Hmm, pardon. Tamam, sen devam et Abdullah. Hocam üçüncü öncülde de A kare zaten pozitif olduğu için C'nin de pozitif olması gerekiyor. Yani C pozitif, A negatif. C pozitifse de ikinci öncülde gene pozitif çıkması için B'nin de negatif çıkması lazım. Evet arkadaşlar, B kareye attık, A'mız negatif. Üçüncüsünde A kareye attık, C'miz pozitif. C'mizin pozitif olması için ikincide B'nin de pozitif olması lazım. Yani cevap Ceyhan mı oldu Abdullah? Evet hocam. Tamamdır. Evet. Hocam ders kapanınca ne zaman giriyoruz? 25 geçe. Görüşürüz şimdi. Ben bu dersi bir kaydedeyim önce. Tamam mı arkadaşlar? 25 geçe ders açıyorum. Tamamdır hocam.